Evet sevgili seyirciler, yurdu 2 yıldır etkisi altına alan hasret rüzgarları nihayet sona eriyor. Efendim, kendisi cehalet boğasının boynuzlarından tutup sağa sola deviren bir matador. Efendim, kendisi kültürümüzün cahillik tüylerini alan bilge bir ağdacı. Lisanslı 3 band bilardocu. Bestseller yazar. Hocaların hocası eşofmanlı Şevket Hoca geliyor. Hocam. Lan 5000 kişi senkronize oldu. 4 tane. Ne yapıyorsun? Yeter tamam. Lan oğlum nasıl haberiniz oldu lan geri döndüğümden? Uçaktan iner inmez aldınız beni şafak operasyonu gibi ya. Şu an yastığı bile çıkartamadım ya. Nereden haber aldınız oğlum? Hocam siz gitmeden size çip takmıştım. Öyle haberimiz oldu. Bakın titreşimi de var. Lan! Lan Tibet'te titreme krizine girdiydim 1,5 saat. Şeytan girdi deyip beni zopayla dövdüler orada. Senin yüzünden miydi o? Evet hocam. Ninem yanlışlıkla kumandanın üstüne oturmuştu ondan. 2,5 saat aralıksız zopa yedim o kel çeşişlerden. Gülümseye gülümseye vurdular bambuyu, vurdular bambuyu. Evet. Hocamız huzuru bulmak için 2 yıldır Tibet'teydi. Bu arada bilmeyen seyircilerimiz için Tibet, Kartal Tibet'in kurduğu bir ülkedir. Aa! Doğru, çok doğru. Türkmenistan da Gökhan Türkmen'in kurduğu bir ülkedir. Aa! Çok güzel. Çok güzel değil mi? Bravo. Evet hocam. Şevket hoş geldin. Hoş bulduk. İki sene burnumuzda tüttün. Neredeydin? Ne yapıyordun hakikaten ya? Ben şeydeydim. Demokratik Merzifon Cumhuriyeti'ndeydim. Memlekete döndüm Memlekete diyorsun. Memlekete gittim. Bazı işlerim vardı. İyi yaptın. Mecbur yani. Hoş geldin. Hayırlı sezonlar diliyoruz. Hepimize. Çağlar'a kocaman bir alkış. Yuvan'a hoş geldin kardeşim. Buyurun pardon böldüm. Sağ ol, var ol. Hocam. Ben sosyeteye girdiğini sanıyordum jet hızıyla. Evet İbo. Bir arkadaşa bakıp çıktım. Oğlum ne diyorsun bak burada Tibet deniyor. Merzifon Demokratik Cumhuriyeti. Ben Tibet'te Dalai Lama'yla takılıyordum ya. Ondan sonra baktım artık yeni bir kitap yazmanın zamanı geliyor da geçiyor bile. Bizleri aydınlatmak için değil mi hocam? Yok lan param bitti. Vallahi kalacak yerim yok. Paraya ihtiyacım var. Hocam kalacak yeriniz yoksa benim evim müsait. Bir yer bulana kadar kalabilirsiniz. Memnuniyetle Kırmızı Gonca. İstersen sana kitabımı da okuturum. Bu kitabımda hepimizin hayatına etki eden bir konuya değinmek istedim. Et döner. Hayır bu ama benim konumda bir çeşit et. Siyaset. Siyaseti en ince noktalarına kadar yeni kitabım sandıklar dolana kadar kalsaydım bari de. En ince detaylarına kadar incelemeye gayret gösterdim. Tüm kitapçılarda lütfen alın. Ayrıca kitabın ön kapağındaki kodla arımbalımpeteğim.org'da %15 indirim. Arımbalımpeteğim barları. Balda güvenin adresi. Kuvvet verir, güç verir. Farkı ilk geceden anlayacaksınız.
Bu gece yiyip yanınıza geleceğim hocam. Güzel. Vallahi av tüfeğiyle vururum seni. Ama sana dattırırım kırmızı nokta. Bal kilo verdirir hocam. Evet, hocamız yeni kitabında siyasetle ilgili. Evet, biz buradan anlatmaya gayret göstertiyoruz ama Ayten kızımız yine rahat durmuyor. Ayten yine huzur vermiyor. Ayten siyasete giriyor. Evet, İbo ben de şaşırdım. Ayten siyasete atılıyor. Ayten'in amcası Kurtekin Bey bir ilçenin belediye başkanlığını kazanıyor. Adamcağız daha mazbatasını eline almadan Ayten yanında bitiyor. Amca, amca, amca. Bugün ne kadar kutlu bir gün. Beni de diyor özel kalem müdürün yap da yolumuzu bulalım. Kurtekin Bey sinirleniyor. Ayten saçma sapan konuşma, git benim başımı belaya sokma diyor. Ama Ayten geri adım atar mı? Aman diyor amca, o zaman bana bir ihale ver. Kurtekin amca sinirli. Şu şekil değil. Burnundan soluyor. Ayten pişkin. Ayten gitmiyor. Aman diyor, sen nasıl bir siyasetçisin be? Behüce'nin diyor amcası muhtar oldu. Muhtar olduğu günde Behüce'yi aza yaptı. Bana diyor hediyelik eşya vermeden şuradan şuraya gitmem diyor. Ayten Kültekin Bey'in korumaları sayesinde oradan uzaklaştırılıyor ama bu sefer de Ayten parti teşkilatına sarıyor. Parti teşkilatında başkan o güzel insan Ercüment ağlıyor. Kadın Korları Başkanı Tülün Hanım o güzel insan o esmer bomba ağlıyor. Gençlik Korları o örgütün başkanı o güzel insan Ayberk. Ayberk'in gözleri yaşlı. Kültekin Bey, Kültekin Bey ne olur bu kadını bizim başımızdan alın diye ağlıyor. Esat Kıratlı oğlu denizden çıkmış, saçları şu şekil önüne düşmüş. Esat Kıratlı oğlu o da ağlıyor. Şarkıcı Kıraç'ın babası. Aa, desene. Evet, hocamız eski formundan hiçbir şey... Arın balın peteğin balları. Parmağını yalamak isteyenlere. Kuvvet verir, feraset verir, terfi ettirir. Yediğiniz gecenin ertesi günü komşulardan özür dilemeyi unutmayın. Hocam, bal demişken... İşçi arıların sendikalaşmasına ne diyorsunuz? Fabul diyorum. Güzel. Evet, sorulara geçelim. Tamam, hemen Mehtap Hanım'la başlayalım. Hocam. Buyur kızım. Hocam. İki senede hiçbir şey değişmemiş. Yine bomboş gözler, yine bomboş bir beyin. Vallahi Tibet'te yaptığım o meditasyonlar falan hepsi boşa gitti ya. Dağlara çıkıp çivili tahtalara yattığımdan kaldım ya. Hocam. Hocam bacağına s**tme son artık. Kızdı. Anladın, aferin ya. Anladım. Hocam, benim bir sorum olacak. Haydi sor, buyur. Yüce divanda uyunur mu? Güzel. Ha? Yüce divanda... Uyunur mu? Uyunur mu? Ne kadar güzel. Çok güzel. Tabii çok güzel uyunur. Öyle bir uyursun ki bir daha uyanamazsın. Bunun için yüce... Şimdi o yüce divan yüksek bir tepedir kızım. Evet. Oraya kışın özellikle soğuk havalarda gideceksin, şort tişört. Zirveye oturacaksın ya da uyku tulumu alacaksın. Ağzını burnunu iyice hava alamaz hale gelene kadar sıkacaksın. Ya soğuktan ya havasızlıktan.
Anladım hocam. Çok güzel anladım. Üçüncü bir sorum daha olacak. Tabii sayı saymayı da bilmiyorsun. Evet, sor bakalım. Hocam, mührümüzü seçtiğimiz adayın alnına basarsak oyumuz geçerli olur mu? Müthiş. Olur. Çok güzel olur, oy kabul olur. Şimdi onun içinde güzel kızım, çıkıyorsun bir binanın tepesine elinde mühür. Aday aşağıda bekliyor, olaylardan habersiz. Adayın alnını, şahını hedef alıyorsun, elinde mühürle çakıyorsun mühürü. Tam iyice çak ki adam şöyle şurasına, mührün izi iyice çıksın. Tamam hocam, aklıma kazıdım. İnşallah biz de seni yerden kazıyacağız. İnşallah hocam. Hocamız yine sevgi dolu. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Yokluğunuzda kendimi yemeğe verdim. Ah. Varlığımda Ebru Şarlı'ydın çünkü bu. Sağ ol hocam. Sen de sağ ol. Hocam benim sorum Yüksek Seçim Kurulu'yla alakalı. Lan aferin lan İbo. Vallahi beni kızdırıyorsun ama bir o kadar da şaşırtıyorsun. Her seferinde beni şaşırtma. Bravo, çok önemli. Herkesin merak ettiği bir konu bu. Ne öğrenmek istiyorsun YSK'yla ilgili? Yüksek Seçim Kurulu kaç metre yüksekliğindedir? Tüm Türkiye nefesini tuttu, cevabı bekliyor. Sal nefesini Türkiye, sal. Siz de sal, siz salmayın, tutun, tutun. Sizi topluca göndereceğim. Oğlum sal, başına feda olacaksın. Yüksek Seçim Kurulu ne kadar... YSK'nın çatısına çık. Kendini oradan aşağı sal. Her 20 metreyi bir saniye olarak düşün, ona göre hesap et. İbo burada uğraşma, evde yap. Bitmez o. Sağ olun hocam. Bir diğer sorum, referanduma gitmek için hangi araca binmeliyiz? Süper. Senin hiçbir araca ihtiyacın yok. Gece olunca zifir karanlık, üstünü simsiyah giyin, E5'in ortasına yat. Gitmek istediğin yere gideceksin. Harika. Sonucu bildirmek için nerede buluşalım hocam? Zincirlikuyu'da buluşalım. Öğle namazını mütakip orada. Sağ ol. Hocamızın bilgi göletinde yıkanmaya devam ediyoruz. Sıhhatler olsun. Sağ olun hocam, buyurun. Hayırlı sabahlar hocam. Ya oğlum, güneş mi kaldı ya? Görmüyor musun ya? Benim güneşim sizsiniz hocam. Ne güzel. Beğenerek izliyoruz. Lan ne izliyorsun oğlum? Sabahtan beri konuşuyoruz. Tibet'teyim diyorum 2 yıldır ya. Çip takmıştım dedim ya hocam. Oradan izliyorum hareketlerinizi anlık. Yokluğunuzda posterinizle evlendim hocam. Nikah'da Pikachu mu kıydı? Bırak zevzekli, sorun varsa sor ya Fikri. Hocam, bende erken seçim problemi var. Oo. Vah. Üzüldüm. Ay, ben bir... Çok zor. Nasıl ya? Anlat, anlat. Anlat, söyle. Söyle, söyle, çekinme. Söyle, çekinme. Apartmanda tam iktidara geleceğim. Bir anda erken seçim oluyor hocam. Sizce ne yapmalıyım? Tam iktidara gelirken... sıkı yönetimi ilan et. Erken seçim problemin... ortadan kalkacaktır Fikri. Ya da...
Balye... Arın balığın peteğin barları. Parmağını yalamak isteyenlere. Kuvvet verir, feraset verir, arşa değdirir. 700 gece Instagram'a girmeyin. Evet. Son konuğumuza geçelim. Evet. Şunun tipe bak ya. Kalıbını al, mallığın anıtı değil, dik bir yere. Mustafa, oğlum Mustafa. Şşt, lan. Sana diyorum, sana. Daha gidip bavul yerleştireceğim, haydi. Ana muhalefetin anneler günü kutlanır mı? Bunu buldum, sonra bunu... Geç, adam gibi bir soru sor ya. Anayasanın 7. maddesinin 2. fıkrası komik midir? Güzel. Oğlum bak, bunlar daha önceden hazırlanmış salak sorular. Teşekkür ederim hocam. Bunda iltifat tabii. Benim şahsıma hakaret olarak şey yapalım. Bak, gidip bavul yerleştireceğim. Ben sana kopya vereyim, onunla ilgili bir sor. Ha mesela oyla ilgili bir sor. Oy. Oy oy Eminem, nedir bu güzellikler? Lan bir s**tir git ya. Ama bak, yani benim... Şey yapıyorsunuz ama... Cendereye sokuyorsunuz ya. Ya oğlum biz bunları anlatmadık ya. Ama biz bunları anlattık. Biz bunları... Fino'nun... Gel kuşu kuşu. Minnoş, minnoş. Biz bunları anlattık ya. Biz bunları... Şeyin anlattık. Lokomotif şeyle anlattık. Tren garlarıyla anlattık. Biz bunu fışkı şeyle... Anladın biz, bak civciv, kuş kuş, flamenko kuşlarıyla anlattık ama ya biz bunları arın balın peteğin barlarıyla anlattık. Arın balın peteğin barları. Arayın, kapınıza gelsin. Kapıda ödeme. Bu fırsatı kaçırmayın. Kaçırmayız asla hocam. Arkadaşlar biz de bal alalım. Hadi bal alalım. Parasını verin, şey yapın. Verin parayı. Sen ne lan? Al ben ikini de al. Hocam şöyle verin. Arkaya geç, kameramı kapatma. Tamam, buyurun. Tabii hocam. Arkadaşlar buyurun. Evet. Kızıl Meydan. Buyurun. Bana gidelim diyordun. Hah, gidelim ama benim önce halletmem gereken birkaç işim var. Çocuklar benim evin adresini biliyorlarsa oraya götürsünler. Evde görüşürüz. Çok güzel. Evet. Oh. Çocuklar. Hanginiz götürüyor beni? Ben götürürüm hocam. Sizi götürmek benim için şereftir. Eyvah. Kendi silahımla vuruldum. Ben gerek yok, kendim giderim. Şey yapmayın. Kaldırın, kaldırın. Kaldırın, kaldırın. Kaldırmayın. Hocam, ben şey yaparım. Kaldırın, kaldırın. Biz götüreceğiz. Hayır, ben kendim giderim. Hadi, hadi. Hocam, sizi götürmeden önce izleyicilerimize son ne söylemek istersiniz? İşte gördüğünüz gibi bunlara kuvvet verdik. Kuvvet döndü, bizi vurdu. Siyasette aynı, böyle bal gibi. Verdiğiniz kuvvet size geri dönüverir. Şema, gel. Hayır, hayır, gel, gel. Götür. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.